Merhabalar arkadaşlar, ben Ferhat Erdoğan. Üzerimde bir kırgınlık var arkadaşlar, bugün sesimden dolayı özür dilerim. Evet, birinci soru, altıncı sorudan başlayalım kaldığımız yerden arkadaşlar. Kanguru matematik sınavında 3, 4 ve 5 puanlık onar soru vardır. Öğrenciler boş bıraktıkları her soru için 1 puan almaktadır. Bu sınava katılan yine 3, 4 ve 5 puanlık soruların her birini sırasıyla 2, 4 ve 6 dakikada çözebilmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi beraber önce şuraya bakalım arkadaşlar. Soruyu okuduk. Şimdi ne varsa bizim şöyle 3 tablomuz yapalım. 2 puanlık sorum var. 3 puanlık sorum var. 5 puanlık sorum var. Bir de boş. Boşa da ne vereceğim ben? 1 puan verecekmişim. Tamam mı arkadaşlar? Devam. Şimdi şurada geçen süreler olsun. Süre olsun. Burası da puan olsun en son. Şimdi sınav süresi 75 dakika olduğuna göre Mine bu sınavdan en fazla kaç puan alabilir diyor arkadaşlar. Ben dikkat ederseniz arkadaşlar 3 puanlık burası. Süresi şu soruların süresi 2 dakika. Bak, bunun 2 dakika. Bu 4 dakika. Bu 6 dakikada çözülüyormuş. O zaman şöyle yapsam ben hazır mıyız çözüyorum arkadaşlar. Ben şundan en fazla 2 dakikada 3 soru çözüyorum. 6 dakikada 5 soru çözüyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Şu daha fazla puan getirir. Ben bunun hepsini çözüyorum. O zaman çözersem sürem kaç dakika? 10'ar soru olduğu için soru kaç hepsinde? 10 soru bunda var. 10 çarpı 2'den 20 dakika buraya geçti. Aldığım puan 3 çarpı 10'dan 30 puan aldım. Hepsinden 10'ar soruluk sorum var arkadaşlar. Geldim buraya. 3 puanlıktan dikkat edin arkadaşlar. Ben 3 puanın hepsini çözersem 4 dakika sürüyormuş. Ben o zaman 4 dakika buraya ayırmam için arası 1 dakika buraya ayırayım. Ben o zaman buradan 19 9 tane çözsem süre ne olur o zaman? 36 dakika olur. 36 dakika aldığım puan 36 olur. Puan 36 aldım. Süre 36 dakika oldu. Şimdi geldim ben burada dikkat edin arkadaşlar dikkat edin. 4 dakika almadım. Bir de 4 dakika bıraktım. Şimdi ne oldu? 20, 36 daha 56 dakika geçti. Sürem kaç? 75. 75'ten ben 36'yı çıkartırsam hop ne kalıyor arkadaşım? 15'ten 6 çıkarsa 56 burası değil mi? 9 kaç geldi? 19 kaldı. 19'un 3 sorusu buradan. 6 dakika sürüyor. 3 soru çözelim buradan. O zaman 18 dakika buraya kaldı. 3 çarpı 15 puan da buradan geldi. Peki bakın arkadaşlar. 30 puan buradan aldım. 36 buradan aldım. 15 de buradan aldım. 56, 81 yaptı burası. Peki bir de neydi? Boş kalan sorulara 1 puan geliyordu arkadaşlar. Boş kalan sorulara da 1 puan geliyordu değil mi arkadaşlar? O zaman kaç soru? Bir soru buradan boş. Bir boş buradan. Burada 3 soru çözdüm. Buradan da 7 boş. 1 boş. 7 boş daha 8 boş. Her boş için 1 puan veriyor. Artı 8. Toplarsam 89 puan almış olur bu cengaver arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. 18 mavi. 47 kırmızı. X beyaz kalemin bulunduğu bir kutudan. Eşit sayıda mavi, kırmızı ve beyaz kalem alınıyor diyor arkadaşlar. Kırmızı kalemim 18 taneymiş. Mavi kalemim 47 tane. X tane de beyazım varmış arkadaşlar. Hepsinden eşit sayıda aldığıma göre 18 eksi A bu oldu. 47 eksi A bu oldu. X eksi A bu oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Geriye kalan kalemlerden kırmızı kalemlerin sayısı mavi beyaz kalemlerin toplamının 2 katından 3 fazlaymış. Dikkat edin. Geriye kalan kalemlerden kırmızı kalemlerin şu yanlış oldu şurası mavi kırmızı olacak arkadaşlar. Mavi 18, kırmızı 47, beyaz 2 tane. Evet geliyorum. Kırmızı kalemlerin sayısının mavi ve beyaz kalemlerin toplamının toplayalım. 18 eksi a artı x eksi a topladım dostlar. Evet soruya bak. Çarpı kaç katının kaç fazla? 3 fazlasıymış. Gördünüz mü?
Evet, düzenleyelim. 36 eksi 4a artı 2x artı 3. 36, 3 daha 39, bu tarafa atarsam 47'den 39 çıkarsa, 47'den 39 çıkarsa arkadaşlar kaç kalır? 8 kalır. Eksi a burada vardı. Eksi 4a burada var. Evet. Şurayı çarptım. 2x oldu. Evet, yapalım arkadaşlar. 47 eksi a. Eksi 2 a. Eksi 2 a. Eksi 4 a. Bu tarafa attım. Artı 3 a oldu. 3 a oldu. Eşittir 2x. Bakın arkadaşlar, şuraya geldim. Bizden ne istiyor? Yani aslında x'imiz ne oldu? 8 artı 3 a eşittir 2x. X'in tek olduğunu gördüm. 7, 9, 11'den biri olacak çünkü. Ol x en az kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar, ben 2 verirsem 6, 14 olur. 7 cevabı karşınıza gelir arkadaşlar. X'e a 2 değerini verirseniz cevabınız gelmiş olur arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz. Evet, biriniz okuyun arkadaşlar. 2 metro birbirinin 2 metro birbirine doğru hareket ediyor. Metrodan birine 216 yolcu vardır. Her durakta metrodan 15 yolcu inmektedir. Diğer metroda 27 yolcu vardır ve her durakta metroya 12 yolcu binmektedir. Karşılaştıkları ilk durakta 2 metroda eşit sayıda yolcu olduğuna göre, bakın arkadaşlar, şuradan çıktı metronun biri, tren buradan çıktı. Diğer trenimiz de buradan çıktı arkadaşlar. Evet, şöyle bir yerde karşılaşacak bunlar. O zaman yapalım. Hocam 216 yolcusu olan eksi x tane şeyim olsun, metro durak olursa 15x yolcu indirdi mi? Şuraya gelene kadar. Burada arkadaşlar 27 yolcu bindi buradan. Her durakta 12 yolcu bindi. 12x oldu mu arkadaşlar? Sağa attım. Eşit. Burada da eşit denmiş. Eşit diyelim. Sağa attım. Sola attım. 216 eksi 27 eşittir 27x. Bakın arkadaşlar, 27'ye bölersem şurasını, 216 7'nin 3 katı mı geliyor? Evet. 4 katı mı geliyor? 4 kere yok. 8 kere 7 8'den bir çıkarsa 7. X'imiz neymiş arkadaşlar? 7 durak. Yani şuradan şuraya gelene kadar 7 durak var. Buradan buraya gelene kadar 7 durak var. Şu, dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Şu durak ortak. O zaman ikisini de topladım. 7 buradan. 7 de buradan. 14. Şurayı 2 kere saydım. Hem bu taraftan hem bu taraftan. Birini çıkartırsam 13 tane durak olmuş olur arkadaşlar. Evet, geldik. Güzel bir soruya daha. Uzun olsun. Aşağıdaki şekilde birbirine bağlı 10 kafesten oluşan bir düzenek verilmişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4 ve 8 numaralı kafeslerde bulunan maymunlar ve diye dişi. Bakın şurada dişi, burada dişi, burada dişi maymun varmış. Evet. Ne diyor? Diğer kafeslerde bulunan maymunlar erkekti. Bu sırada bulunan kafeslerden biri açıldığında numarası bu kafesin tam sayı katı olan kafesler açılıyor. Örneğin bütün kafesler kapalıyken 4 numaralı kafes açılsa 8 numaralı kafes de açılır. 4'ün katı, tam katı 8 var arkadaşlar. Açılıyormuş. Kafesler açıldığında maymunlar dışarı çıkıyor ve kap içerisinde muzlardan erkekler 3 tane. Erkekler 3 tane. Bana onu şu yazalım. Erkek 3 tane. Dişi 4 tane yiyormuş. Vay kerata vay. Kafesler içerisindeki maymun sayılar kafes sayılarıyla numaraları ile aynıymış. Burada bir maymun var. Burada iki maymun var. Burada üç maymun. Anlaşıldı mı? Burada dört maymun, beş maymun diye gidiyor. Tüm kafesler kapalıyken iki numaralı kafes açılıyor. Açalım beraber arkadaş. Altı soruyu öğrendim. İki açtım. İki açtığım zaman 2, 4, 6, 8 ve 10 açılmaz mı? İkide iki tane maymun vardı. Burada dişiler var. Açarsam arkadaşlar kafesleri açtım. 8. İki tane maymun var. 8. Burada 4 tane maymun var. 16 muz 7. Burada 6 tane maymun var ama bak 2, 4, 8'de dişiydi arkadaşlar. Dişiler 4 tane yiyor. Erkekler kaç tane yiyordu arkadaşlar? 3 tane. Burada erkekler var. 18. 8. Burada dişiler var. 32.
Burada erkekler var, 10 tane maymun çıktı, 3'er yiyecek 30 tane muz yediler mi? Bu birinci açılış. Devam. Şimdi ikinci kafes açacağız beraber. 2 numaradan sonra 3 açılacak. 3, 6, 9. Değil mi? 3'te 3 tane erkek maymun var, çıktı 9. 6'da 6 tane erkek maymun var, 18. 9'da 9 tane erkek maymun var, 27. Bundan geldim. 4 açtım. 4 ile 8 açılacak. 4 ile 8 açılacak. 4'te dişiler var. 4'er yiyecek 16 muz. 8'de 8 tane dişi var. 4'er 32 muz. Vay 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 vay. Gördün mü arkadaşlar? Yerimiz kalmadı. Şuraya geldim ben. Sonuncu da arkadaşlar. 5. kafesi açtım ben. Ne diyor? Açılıyor. En son açılan kafes kapatıldıktan sonra kapta 5 tane muz kalıyormuş. Bak 3, 4 ve 5 numara kafesler açılıyor. En son açılan kafes o zaman 5 açtım. 5, 10. O zaman burada 5 tane erkek var. 15. Burada 10 tane erkek maymun var. 30. Evet arkadaşlar. Şimdi artık şeye başlayalım. Evet. Artı bir tane de 5 kapları kalmış. 5 muz kalmış. Toplarsam 8, 24, 24, 34, 42, 42, 74, 104, 104, 104 ne olur arkadaşlar? 104, şurası 54 daha. 104, 54 oldu. Artı 48 oldu. Artı 45 oldu. Toplarsam 4, 4 daha 8, 16. Evet arkadaşlar. Evet burada artı bir de 5 var arkadaşlar. Unutmayalım. Artı 5 toplayalım. Evet 150 şurası 50, 200. Bak şurası 108. Pardon 158. 208, 256 cevabı karşınıza geliyor arkadaşlar. Bu da bu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dikkat ederseniz çok kolay bir soru ama uzun. İçinde 7 mavi, 10 beyaz ve 15 siyah top bulunan bir torbadan en az kaç top çekilirse toplar içerisinde kesinlikle en az 1 mavi, 1 beyaz top bulunur diyor arkadaşlar. Şimdi öyle bir gündeyim ki arkadaşlar. Bir maviyi çekemeyeceğim, bir beyaz çekemeyeceğim. Çektim, beyaz çektim, siyah çektim. O zaman 15 siyah çektim. Sonra öyle bir yine günde, kötü gündeyiz. Beyaz hep beyaz geliyor. 10 tane beyaz geldi. Artı bir tane de mavi geldi. Arkadaşlar 15, 10 daha 25, bir daha 26. Bu tip sorular imkansız düşünüyorsunuz. Erman bir mavi, bir beyaz dediği zaman en çokları... Maviden beyazı en son atıyorum. Önce 15 siyah çektim. Sonra 10 beyazı çektim. Ondan sonra bir tane mavi çektiğim zaman 26 cevabı karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet şimdi geldik şuraya. Doğru zamana göre Elif'in saati 12 dakika ileri. Evet arkadaşlar Rana'nın saati 8 dakika geridir. Elif'in saatine göre 9.30. O zaman 9.30 ise kaçta başlamış? Şurası 9.18'de Elif'in saatine göre ders başlamış. Rana'nın saatine göre 1 kaçmış? 1.30'da geri kaldığına göre o zaman burası 1.38 olur arkadaşlar. Kaç dakika var? 4 saat var 9 ile 13 arasında. 4 saat 240 dakika 20 dakika da burada var. 260 dakika olmuş olur arkadaşlar. A marka bir kalem ucunun bir paketinde 18 tane. Bakın arkadaşlar bir kalem 18 tane uç varmış. Diğer pakette A pakette bu, B pakette de kaç 24 tane uç varmış. Bu iki marka ucun paketleri aynı fiyatı satılmakta ve hangi marka kullanırsa kullanılsın kullanın başına maliyet oranın ne demek istiyor arkadaşlar? Bize aynı sayfalar yazılıyor diye. Ben bundan o zaman bu aslında 4 birim yazarken 4 sayfa yazarken bu kaç sayfa yazıyormuş? 3 sayfa yazıyormuş. Hatta S'deyek de şöyle daha rahat görün. Anlaşıldı mı? Eşitledi. Çünkü maliyeti oran aysa 72 sayfaya 72 sayfa denk gelmek zorunda. O zaman 4 sayfa 3 sayfa yazacak. Bu iki marka ucun paketleri aynı fiyatı satmakta ve hangi marka kullanırsa kullansın kullanın başına maliyet anlaşıldı mı?
Bakın bunlar eşit olacak diye. B marka bir uç ile 36 sayfa. Arkadaşım zaten ben gördüm. 24 çarpı 36 oranı gördüm. Burası o zaman 18 çarpı x olmak zorunda. Gördünüz mü? Yaparsan 18'i böldüm 2. 48 tane cevabın gelmiş olur arkadaşlar. Çok kolay bir soruydu. Yine kolay bir soru. Bir çubuk aşağıdaki parçalara ayrılıyor. Önce iki eşit parça ayrılıyor. Sonra birinci yarısı 12, ikinci yarısı 15. Burada bir şey gördünüz mü? Bölünen parçalar hem 12'ye hem 15'e. O zaman hocam ben buna 120x desem. Tüm çubuğu boyuna. Bura 60x olur. Bura 60x olmaz mı? Peki ben burayı 12'ye bölersem parçanın biri ne olur? 5x olmaz mı? Parçanın biri 5x olur. Parçanın biri ne olur? 4x olur. Evet arkadaşlar. En son durumda elde edilen küçük büyük parça bu. Küçük parçasındaki fark 8'miş. 4x eşittir. 8 ise x eşittir. 8. Aha bitti. 8 çarpı 120 96 olur. Ne diyor? Çubuğun ilk durumdaki boyu kaç santimetrede diyor? Çubuğun ilk boyundaki durumu istiyor. 96 olur arkadaşlar. Çok kolay bir soruydu yine. Bir öğrenci elindeki sayıyı aşağıdaki gibi 4 parçaya ayırmaya çalışıyor. Birinci sayı, hemen sayıları nereye yazayım arkadaşlar ben? Sayıları şöyle şuraya yazayım. Birinci sayı, ikincisi şöyle yazayım. Birinci sayı, ikinci sayının 4 katı. Bu birinci sayı olsun. Şuraya. Bu x iken bu 4x oluyormuş arkadaşlar. İkinci sayı bu. Üçüncü sayının 1 bölü 3 kadardır. Bu da 3x oluyormuş. 1 bölü 3 kadardır. Bu üçüncü sayı. Dördüncü sayı, birinci ve üçüncü sayının, dördüncü sayıda geliyorsa birinci sayı bu. İkinci sayı bu. Üçüncü sayı da bu. Dördüncü sayınız geliyor arkadaşlar. Dördüncü sayı birinci ve üçüncü sayının toplamıymış. 7x. Evet. Öğrenci bu parçalamayı yapıyor. Fakat bu dört sayının toplamı düşündüğü sayıdan topluyorum ben. Onu da şuraya yapalım. 4, 5x, 8x, 15x. Toplamı. Evet, öğrenci bu parçalamayı yapıyor. Fakat bu 4 sayının toplamı düşündüğü sayıdan 3 eksikmiş. Bunu bu tarafa atarsam 15x artı 3. Düşündüğü sayı bu. Öğrenci elindeki sayıya bu işlemleri uygulayıp bu sayıdan toplamın elindeki sayıya vermesi için sayı en az, bakın 15'in katını olmasını istiyor bizden. 15'in katını olması için bu sayıya ben 12 eklersem, evet arkadaşlar, tam denk gelir. Anlaşıldı. 15'in katı olur. O zaman bulursunuz. Evet, yine kolay bir soru. Bir günde toplam 40 tane tren seferi varmış. Haflendirelim. Bu seferlerin her biri iki kasaba arasında yapılmakta. Toplamda M, N, O, P, Q isimlerinden 5 kasaba vardır. M, N, Q, O, P. M kasabasına giden veya M kasabasına gelen toplam 10 tren seferi, N kasabasına giden veya N kasabasına gelen toplam 10 tren seferi, O kasabasına giden veya O kasabasından gelen toplam 10 tren seferi, P kasabasına giden veya P kasabasından gelen o toplam 10 tren seferi olduğuna göre Q kasabasına giden ve Q kasabasından gelen toplam kaç tren vardır? Seferler A seferi olsun, B olsun, C olsun, D olsun, E olsun, F olsun, G olsun, H olsun. Tamam mı arkadaşlar? Yapalım o zaman. A artı B artı C neye eşit? 10'a eşit. Buraya gidelim ve gelen seferler A artı B artı C. Şuraya geldim. C artı D artı E, burası C. D, E. 10 sefer. Şuraya geldim arkadaşım. O'ya da Q'ya da mı? Q'ya ne istiyordu? Q kasabanı istiyor. Şunlar hepsi 10 sefer. Şurasına geldim. B artı H artı D artı F eşittir 10 sefer. O'ya geldim arkadaşlar. A artı H artı G eşittir 10 sefer. A, B, C, D, E, F, G, H. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Bir de ne var? Hepsinin toplamı da kaçmış aşağı? 40 sefer. O zaman toplasam A artı B artı C artı D artı E artı F artı G eşittir 40. Arkadaşlar sayfamızda yer yok ya. Nasıl bir şeymiş ya.
Evet, sonra toplarsam 1. 1 A var. 2 A var. 2 C var. Evet. E neredeydi? E buradaydı. Evet. Biz burayı almadık. Bize burayı soruyor zaten. Bize neyi soruyor? E artı G F artı G'yi soruyor bizden. Evet arkadaşlar, ben şurada yerine yazsam ben. Evet, buradan A artı B artı C, onu yerine yazsam. D ile B artı D artı evet. Bize bunu soruyor. Evet, şuradan bulalım. Taraf tarafa bir toplayalım arkadaşlar. Şurası ne oluyor o zaman? 40, burası 40 değil miydi burası? 40 sefer. Evet. 1A, 2A, 3A. Şuraya yazıyorum mesela. 3A artı. Bir, iki B var. Bir, iki, üç C var. Hepsini topluyorum arkadaşlar. B iki tane odursun. Bir, iki. Geldim D'ye. D üç tane. Üç tane. E iki tane, onu almıyorum. Geldim başka. F iki tane. H üç tane. Artı. Burada da iki tane B, iki tane D, üç tane D pardon. Üç tane de H yazdı, tamam. İki tane G, iki tane G arkadaşlar. Evet. İki tane E. O zaman 3 parantezinde şöyle olur. A artı C artı D artı H artı 2 parantezinde E artı F artı G. 80 olmadı mı arkadaşlar? 10, 20, 30, 40. 40 da burada var. 80. Ben o zaman şuraya ben X dersem burası 40. Hatta şuraya X diyeyim. Burası 40 eksi X olur arkadaşlar. Burada yazarsam ben, evet geliyor. 3 çarpı 120 eksi 3x artı 2x eşittir 80. O da ne olur? Eksi x eşittir. Eksi 40 olur. X eşittir 40 olur arkadaşlar. Cevap 40'mış. Evet, güzel bir soruydu arkadaşlar. Ama defterimizde yer, kitabımızda yer olmadığı için ancak bu şekilde. Mantığı şu arkadaşlar. A, B, C, C, D, E diye hafiflendiriyorsunuz. Sonra 4 işlem yapıyorsunuz. Haydi kolay gelsin arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi hayırlı gün.